Merhabalar. Şimdi sizi geçmişe götüreceğim. Ben 15 yaşındaydım ve 15 yaşında lisedeyken bir yerde çalışmam gerekiyordu. Ve o yer Columbia Records oldu. Çünkü ailem Arif Mardin'in çok yakın arkadaşıydı ve Arif Bey'in yanında staja başladım. Hayatımda hiç unutamadığım işti ve ilk olduğu için benim için gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi. O gün bugündür Mardin ailesi benim dünyada en saygı duyduğum, en sevdiğim ailelerden bir tanesidir. Ve şimdi de gerçekten de Türkiye'de en hayran olduğum kadınlardan bir tanesinin evindeyiz. Sevgili Betül Mardin'in evindeyiz. Çok teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için Ama beni bir Betül anlattınız, bayıldım. Arif de çok memnundur şimdi. Arif Bey, o çocukları yani hepsini gerçekten çok severim. New York'tan da en sevdiğim arkadaşlarımdı. Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için. Biraz sizi de geçmişe götürmek istiyorum. Biraz uzun ama benim geçmişim. Güzel bir geçmiş. Anneannemle aynı yıl Öyle mi? doğmuşsunuz. Evet, 27 doğmuşsunuz. Şimdi ben birazcık şeye gitmek istiyorum. Şuna çok şaşırmıştım. Babanız üniversiteye gitmenize izin vermemiş. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü sizin gibi bir ailede nasıl böyle bir İstemedi. üniversiteye karşı çıktı? Erkeklerle dedi, yan yana oturacaksın dedi. Ondan evvel kız kolejinde falan okumuştum. Olur dedim. İsyan Sonra etmediniz mi? ders vermeye başladım üniversitede. Babama mektup yazdım. Merak etme, erkekler karşımda oturuyor. Ben ders veriyorum dedim. Çok utanmıştı, çok çok sevinmişti falan. Hepsi o zaman öyleydi. Ya sizi ne zaman yaptığınız işlere bakınca hayat boyunca ne karşınıza engel çıkarsa hep aşmışsınız. Her zaman böyle kararlı ve çalışkan olmuşsunuz. Öyle olmayınca da olmuyor. Öyle değil mi? Yani şimdi şey şu, yalnız düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz yapacağınız harekette hiçbir şekilde ahlaksızlık olmayacak. Yani utanılacak bir şey olmayacak. Gerçekten ileriye doğru bir şey götürüyorsanız, memleketiniz için yahut aileniz için yapacaksınız. Ama varsa bir vaziyet böyle bir kenarında yapmayacaksınız. O zaman olmayacak. Betül Hanım, ben siz aile demişken şuraya gelmek istiyorum. Sizin çok kalabalık bir aileniz varmış. Bir mesela yemek yemek için 18 kişi sofraya 24. geçiyormuşsunuz. 24. 18 olduğu zaman ne oldu, bir şey mi var derdik. Yani 24 daha normaldi. Çok müthiş bir şeydi. O sofralardan bir tanesine galiba Atatürk gelmiş, öyle değil mi? Evet, ekmeğini bana yedirmişler işte. Ben 4 yaşındayım, konuşamıyorum. Sebebi çok basit. Annem evdekilerle Almanca konuşuyor, Almanya'da büyümüş. Babam Arapça konuşuyor, Mısır'da büyümüş. İngilizce konuşuyorlar falan. Ben ya mı diyeyim, we mi diyeyim, konuşmamışım. Diller Onun üzerine karışmış. Atatürk'ün ekmeğini koparmışlar, bana yedirmişler. Bana derlerdi ki ondan sonra susmadın. Halbuki ben karar verdim. Nece biliyorsam onu konuşacağım dedim. Evvela Fransızca konuştum. Sonra beni ablamı okula götürdüklerinde, bakın, bir odadan bir hoca çıktı. Kadının çocuğu ölmüş, çocuğa da benziyorum. Bakar mısınız? Yani nelere Nasıl giriyor bir insan? tesadüf? Kadın beni aldı, havalara attı, havalara attı, öptü, öptü geldi, beni koydu sınıfta birinin yanına. 4 yaşında, Dört çok erken. yaşındayım. Derken annem geldi, 4 yaş. Hayır efendim, vermiyorum dedi. Ben de hoşuma gitti. Kalmam orada. Yanımdaki çocuk da böyle bir Rusya'dan gelmiş bir Türktü. O da böyle bir dertli bir adamdı. Bilmem nesi ölmüş falan filan. Mustafa, Masti derlerdi ona da. Ben Masti ile yan yana birinci sınıfta oturdum. Sonra 9 yaşında ilkokulu bitirdim. Beni götürdüler koleje. Kolejik kadın dedi ki artık, artık 9 yaşa çok falan yaptı. Dedim kadına her sene dedim. Sınıfın en çalışkanı olarak dedim. Götürdüm. Hadi canım dedi kadın. Elini verdim. Her sene sınıfın birincisi olmak mecburiyetinde kaldım. Yani hep böyle zannediyorum ki çocukları doğurduktan sonra söylemeniz lazım. Çocuklar büyürken her dakika manilerle karşılaşıyorlar. O manileri geçebilmeleri lazım. Yani öğretmeniz gereken o. Maniye bakın, atlamaya çalışın.
Zaten zorluklar biraz bizim çaba sarf etmemizi sağlıyor ve aslında bizi ondan daha öğreniyorsunuz. İyi bir insan. Evet. Ondan çıkıyorsun. Şimdi yeni jenerasyonu hep şey diyorlar, helikopter efekti. Çünkü çocukları o kadar koruyorlar ki çocuklar kendileri hiç çabalamıyor. İşte, yani her işte şeyi bu. Aile yapıyor. Hayır. Hep çocukların çabalaması lazım. Annem ne diyecek, babam ne diyecek değil. Daha önemli şeyler. Sizin kariyerinizde de hep böyle zorluklarla karşı karşıya gelmişsiniz. Halkla ilişkiler ayol. Yani halkla ilişki. Evet. My God. Çok ve bu ülkede siz bunu kuruyorsunuz. Çok güç. Olmayan bir şeye getirmek. Tanışıyorsun. Bazısı utangaç oluyor, bazısı çekingen oluyor, bazısı sırdaş oluyor. Onlarla çok zor. İnsan lan insan zaten. Ama siz herhalde çok erkenden bu doğanıza çok uygun olduğunu gördünüz halkla değil mi? Halkla ilişkiler. Yani gazetecilik tecrübeniz de vardı. Oo, senelerce gazeteciydim. Ve her minvalde değil mi? Hem radyoda çalıştınız, televizyonda, yazılı basın. Radyoda çalıştım. Allah'ım yarabbim. Radyoda çalıştım. Ne oluyorsa 30 sene yerine hayır. Televizyon var dediler. Oo, televizyona geçtim. Londra'ya gidip gelip. Londra'da çalıştım. Orada öğrendim, geldim. Ankara'da ders verdim. Televizyoncu oldum. Ama bir röportajınızda şey okudum. Özellikle o hani magazin basını yaptığınız zamanlarda bir süre sonra çok sıkılmışsınız, öyle değil mi? Evet tabii. Kim magazin bilir bugün yapsaydınız şey. ne yapardınız? Artık bilmiyorum. Değil mi? Bugün gazeteleri okurken gülüyorum. Allah korudu beni diye. Hakikaten. Çok güç bir meslek. Basın. Hiçbir şeye benzemiyor. Allah kolaylık versin. Ama şeye çok bayılıyorum. Sizin bir kadınlara verdiğiniz 10 tane öneriden bir tanesi de günceli takip edin. Hep dinamik olun. Spor yapın. Mesela şu madde çok hoşuma gitti. 4. madde. Evlilik şart değil diyorsunuz. Yani çocuk yapın ama evlilik şart değil. Bu sizce insan doğasına ait bir şey mi? Çok mühim insan. Çok mühim. Sana ait bir insan. O senin sanat şeyin değil mi? Çocuk sanat da öyle. Eseri. Çocuk. Sizce yani mesela sizin öğrencileriniz bakıyorum gerçekten size bayılıyorlar. Yazdıkları harika, resmen böyle onlar için bir idolsünüz. Öyle mi? Öyle. Allah yani. Razı olsun hepsine. Öğrencilere ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Şimdi biliyor musunuz, öğrencilere verdiğim şey aslında herkese vermek istediğim şeyler. Takip edecekler olayları, ona göre bazı önlemler alacaklar. Evvela ilk önemleri aile için alacaklar. Çocuklar için alacaklar. Ondan sonra etraf için alacaklar. Komşular için. Çünkü öyle şeyler görüyorum ki ben gerçekten ağzım açık kalıyor. Yani bilmem nereden, bilmem nereye gidemezsiniz diyor mesela. Ay o yokuşta aşağı inemezsen diyorum. Olmaz, orada insanlar var. Yürüyemiyorlar yukarı. Yani muhakkak mesela tetkik etmek lazım. Kimler oturuyor orada? Kimler yaşıyor? Ona göre değil mi, yukarıyı aşağıyı emir vermeleri lazım. İnsanlar da oradan duruyor. Açıyor haritayı. Buradan yukarı, oradan aşağı. Ayol dur bir dakika. Değil mi? Yani ödeviniz, hepsi ödevlerini yapması lazım. Evvela bakacaksın ne var ne yok. Ondan sonra karar vereceksin. Çocuğunu doğurdun. Tamam mı? Çocuk az konuşuyor. Tamam. Bir problem bu. Halbuki anne raban çok iyi az konuşuyor diyor. Değil ya o. Bu belli ki bu çocukta bir çekingenlik var. Üstüne gideceksin. Tembellik yok hiçbir le, konuda. La. Hayır, Arapça. La. Muş mümkün. Ben mesela özellikle bu halkla ilişkileri geçişinizde de bu kararlılığı gördüm. La. Şöyle ki, yani mesela bir diyelim bilmediğiniz bir meslek. Hiç. Kaçabilirsiniz ama siz inadına tersine tersine gitmişsiniz her konuda. Ve bu da bir... Çok sevdim mesleği. Hayran oldum. Ben gidiyorsun. Ve hala da yani kaç yıl boyunca bakın yaptınız ben, değil mi? Şimdi vallahi 93 mi bilmiyorum. 93 oldunuz. Yani hem komşularımdan ahbabımdır. Bu karşıda eli yanağında oturan ahçım ve bana bakan kadının bütün dertlerine bakarım. O da bana bakar yani. Bu. İnsan olmak aslında. İnsan, olmak. İnsan halkla ilişkiler diyoruz ama mesleğin i̇nsan. Kökeninde insan olmak var. İnsan olmak var.
Onun için resim alırım ben. Çocuklarımın resimlerini yaptırırım, bakarım, onlara bakarım. Kendi yaşadığınız yere de çok önem vermeniz lazım. Nerede yaşıyorsunuz? Önce değil mi? Aslında ailede İstanbul. Başlıyor. Tabii ailem. Ondan sonra Teşvikiye, İstanbul, değil mi? Türkiye. Senin. Betül Hanım, ben ne zaman sizin röportajlarınıza baksam, beni en etkileyen şey hep bu vatan sevdası. Yani hep mesela şeyin altını çiziyorsunuz. Bütün bu yaptıklarım aslında vatan sevdasından kaynaklanıyor. Vatan. Ben Türkiye'yi çok severim. Mısır'ı da çok severim. Orada da yaşadım senelerce. Mısır'ı da çok. Yani Arapları da çok severim. Suriye'yi de çok severim falan. Ama Türkiye'yi çok severim. İngiltere'de de oturdum. İngilizleri de severim. Yani sevmediğim pek zaten ülke yoktur da sevdiğim ülkeler vardır. Bu vatan sevdası ile ilgili bizim programımızı izleyenlere mesela vatanları için ne yapabilirler sorusuna ne derdiniz? Vatanları için? Evet. Çevrelerine baksınlar yok. Çevreden başlıyor olay. Değil mi? Vatan çevre. Evvela aile. Nerede okuyorlar, ne yapıyorlar, çocuklar iyi mi falan. Ondan sonra onların arkadaşları iyi mi, nedir, ne oluyor? Aa, adamın başka türlü bir problemi varmış. Allah Allah. Söyle bakayım nedir problemi? Ya, ilgi gösterecek ya. Çocukların arkadaşı. Allah Allah. Hayır istemem. Olur mu böyle şey? Bizde öyle bir şey vardır ama kaçamaklık vardır. Onu yapmamak lazım. O şeyden kalma işte. Eski padişahlardan kalma. Aman aman duyar da tabii. Ne oluyorsun ya? Ya bitti Atatürk'ten. Siz herhalde çocuklarınıza arkadaş gibi oldunuz öyle değil mi? Aa, elhamdülillah. Çok şükür. Eski jenerasyon mesela demin ilk başta şeyden bahsettik ya mesela üniversitede okumanıza izin verilmemiş. Orada belli ki bir şey vardı. Eskilerin olmaz erkek yanına oturur diye bir laf. Aa, tabii oturacak yanıma. Olmaz erkek yanına oturamaz. Böyle haller vardı çok. Peki yıllar Koleje sonra gittik ya kız yalnız kız. Arnavutköy. Evet kızlar yalnız efendim. Ne demek yani gibi. Komiktik yani. Ne olacak? Ama yıllar sonra siz halkla ilişkilerde dünyada bir şey olunca, evet. Öncülerinden bırak onu. Olunca. Bir de kadın olarak da onların başında reis oldum ya. Hiç erkeklerle gayet iyi geçinirim ben. Yani. Ne olacak ya? Onların da derdi oluyor, benim de derdim oluyor. Ne var yani? Mesela beraber Türk'üz. Beraber Türkiye. Benim yalnızca bir tek ödevim var. Türkiye. Peki şimdi nasıl görüyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Neler gördüm. Halkla ilişkilerde de yani kendi branşınızda da çok şey değişti değil mi? Çok değişti ve çok ilerledi halkla ilişkiler şimdi. Mesela bir şeyden bahsettiler. Sizin yıllar önce İznik Çinileriyle ilgili yaptığınız, İznik Çinileriyle ilgili bu müzede yaptığınız. Değil mi? Ne projeler gerçekleştirdiniz? Yani şimdi öyle bir şey ki. Bakın şöyle bir şey var. Halkla ilişkilerde. Bir müşteriyi aldığınız zaman müşterinin yaptıklarına bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki beyefendi siz mesela diyelim porselen yapıyorsunuz. Porselen yapıyorsunuz. Porselen kırılabiliyor. Acaba demir şey içinde bardak yapsanız yaşlar için iyi olmaz mı? Aa, bak. Ya lafa bak. Aa, diye bakma. Bu. Yani işini yaptığın zaman herkese hitap ediyor musun? Çünkü sen insanlara hitap etmek için geliyorsun. Asıl mesele o. Ben soğuk hava seviyorum, açmışım pencereyi, hepinizi dondurmuşum. Laf mı yani bu? Değil. Ben merkezci değil, herkese düşünmek lazım. İşte mesele o. Biz bizim için doğmadık, biz hepimiz için doğduk. Hepimize nasıl yardım edebiliriz? Bu. Sizce eskiden insanlar daha mı yardımperverdi? Hayır. Öyle mi? Hayır. Eskiden insanlar kendi istediklerine göre yardım ederlerdi. Şimdiki insanlar daha bir yaygın. Elhamdülillah. Ha, ne güzel. Ama daha bilinçli yapmaları lazım. Sebep o. Bu kadar. Yoksa şimdiki insanlar iyi. Ama biraz daha bilinçli. Yani. Diyelim ki bir fabrikanın başındasın. Fabrikadaki işçilerin durumlarına bakıyorsun.
bunların çocukları varsa güçlük çekebilirler diyorsun. Mesela çocuklar için bir ayrı sınıf gibi bir şey açıyorsun. Diyorsun ki 8'ler 12 yaşındaki çocuklar için okuldan sonra bizde çalışabilirler bir şey açıyorum diyorsun. Bayılırlar ya. Gelirler orada çalışırlar. Bir hoca olur. Ne yapıyorsun? Efendim ben bu sefer işte ben Taksim diye bir şey varmış onu yapıyorum. Yardım eder. İnsanların içinde başkalarına yardım etme isteği olması lazım. Siz bana geldiniz bugün. Biraz bunları konuşmak için işte. Evet, tabii. Bu. Sizin de istediğiniz bu. İnsanlara doğru dürüst bir şeyler anlatabilmek. Paylaşmak. Ne kadar yapabilirsek bizler de. Yani. Sizin bütün kariyeriniz bunun üzerine bina edilmiş. Halkla ilişkiler. Bu. Bugün halkla ilişkiler okuyacak bir öğrenciye ne derdiniz? Hiç duruma başla. Halkla ilişkilerde şöyle bir şey var. Bir defa insanları seviyorsun, insanları korumak istiyorsun, insanları daha iyi bir yere götürmek istiyorsun. Ya bundan güzel şey olur mu? Yapabildin, yapabildin. Yapamadınsa aman. Yani nefret dolu bir insanın yapmaması lazım bu işi. Ben sevgi dolu bir insanım. Mesela sizleri tanıyorum, bitti. Sokakta ben size şimdi selam veririm, şaşırırsınız. Ah kadın delirdi dersiniz. Ama ben unutmam, selam veririm. Selam vermezsem ne oldu hocam diye gelin yanıma. Delirdin mi falan. Bunamış olabilirim ya. Bir de bence en önemli özelliklerinizden bir tanesi, gerçekten olumlusunuz. Çok. Yani o da hayata pozitif bakmanızı sağlıyor. Az mı bunlar? Çok önemli. Allah aşkına. Negatif mi insanlar çok? Çok. Yani herkes sürekli şikayet ediyor. Ama neden acaba? Mutsuzlar. Tatminsizler. Şimdi çok doğru bir şey söyledin. Galiba ileriye baktıkları zaman bir ümitsizlik var. Değil mi? Evet. Olabilir. Tabii ne yapmalı? Bence siz mesela hep şey diyorsunuz ya, kötü bir olay olsa bile oradan ne ders çıkartabilirim? Çok doğru bir laf. Yani çünkü hayatımızda her birimizin zor oluyor. Bana diyorlar ki senin hayatın kolay. Hayır, her hayatta başka zorluklar var. Çok kolay ve çok rahat gibi görünen hayatta da zorluklar var. Neler var. Ama önemli olan o zorluğa nasıl baktığın. Ki siz en iyi örneklerinden bir tanesiniz. Mesela hani sizi o TRT'de çalıştığınız yıllar, ya çocuklarınız İstanbul'da, siz Ankara'da böyle bir odalı bir yerde çalışıyorsunuz. 3 ay eğitim almışsınız ama o 3 ay eğitimle herkese ders veriyorsunuz. Eminim çok zor günler geçti. Çocuklarınızı özlüyordunuz. Bir şey yapabiliyorum diye. İşte ama yani orada da çalışkanlıkla ve umutla yaptınız. Yoksa öbür türlü negatif tarafa bak. Hem o hem de patronlarım iyiydi. Onlar da benim gibi deli gibi çalışıyorlardı falan. TRT. Yavaş yavaş yükseliyordu. Çok küçük günler geçirdik canım biz. Yani radyo diyorsun, anlıyorlar. Televizyon diyorsun. Herkes şaşkın. Nasıl yani? Benim yüzümü de mi görecekler? Evet. Falan. Ki canlı yayın ne kadar heyecan verici bir şeydi. Ay neler. Bitiş bir şeydi canım. Nasıl yani diye herkes. Rujumu süreyim mi? Falan. Buramı süreyim. Buradan şeye gelmek istiyorum. Gel. Belki de Haldun Dorman'la olan evliliğinizde eminim o tiyatro tozu yutmanın etkileri olmuştur gazeteciliğinizde ve tabii, değil mi? Tabii. Şimdi Haldun güzellikler getirdi bana yani. Çalışırken, yaşam yaparken falan güzel taraflarını gösterdi. Yani oyunlar, espriler, bilmem neler falan. Çok güzeldi Haldun'la. Ben Haldun Bey'le 2 sene önce röportaj yaptım. Ya inanın hayran oldum. Çok karamsar günlerindeydim. Çünkü pek çok sevdiğim arkadaşım, gazeteciler vesaire tutuklanıyordu. Ona bunu sordum. O bana dedi ki, kızım ben McCarthy dönemi Amerika'sında yaşadım. En kötüsünü gördüm. Önemli olan bir ağacın altında oturup temiz nefes almak, hayatın güzelliklerini unutmamak, onları çoğaltmak. İnanılmaz bir enerjisi vardı onun da. Çok. Bambaşka bir adamdır.
Ve siz de bu kadar olsun. Yıldır ne kadar güzel değil mi? Böyle bir arkadaşsınız. Fevkalade. İlla da boşanınca ay yok canım. Şey, ne olacak adam burada değil ki adam gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor görmüyorsun ki adamı. Senede 3 hafta falan görürdüm. Yani arada çocuk büyütüyoruz falan. Bu senin çocuğun falan diyor. Görmüyor ki. Ya hala mesela haftada 3 gün sahnede değil mi? İnanılmaz bir şey var enerjisi. Yok. Enerji müthiş. Çok şükür. Sizde de öyle. Ben de o da. Şimdi bu yine o 10 öneriden bir iki tanesine gelmek istiyorum. Gel. Mesela diyorsunuz ki her gün spor yapacaksınız. Yani yürüyüş yapacaksın, bir şey yapacaksın. Hep çalışacaksın. Hep. Günlük. Bu. Kafa yürüyecek. Günlük tutacaksınız. Babanız galiba günlük tutuyormuş. Her gün. Siz tutar mısınız? Hayır. Her gün tutmuyorum ama yani notlarım vardır. Günlerle ilgili. Ya bu bir nevi ölümsüz olmak öyle değil müthiş mi? Her günü not ediyorsunuz. Günceli takip edeceksin diyorsunuz. Mutlaka gazete okuyorum ben. Her gün 3 tane. Uyanır uyanmaz. Her gün et yiyin, her öğünde sebze ve meyve yiyin diyorsunuz. Yapabilirsen. Olumlu ol. Bazı Allah şeyleri kabul et. Evet. Yani bazı şeyleri değiştirebiliyorsun, bazı şeyleri değiştiremiyorsun. Evet. Erkekler konusunda da aynı anda birkaç tanesini sevmeyeceksin. Onlar yapabilir, onları da öyle değil mi? Kadın ve erkek doğası farklı. Aralarında bir fark var. Tuhaf bir şey bu. Var yani erkeklerin muhakkak oluyor böyle birkaç bir şey. Yani. Özellikle ben ama bu şey meselesi hoşuma gitti. İlla evlenmek zorunda değilsiniz diyorsunuz. Değilsin. Şimdi biraz sanki şartlanıyor kadınlar. Yani ya da erkekler. Okey. Bir şey daha sormak istiyorum size. Ne istersen? Şimdi bu yaptığınız işte pek çok insan mutlu değil. Hangi yani işte? Bir işe mesela annesi babası zorluyor. Diyor ki sen şunu olacaksın. Ha. Orada o işi yapmak zorunda kalıyor ama o işte mutlu değil. Ya siz çok şanslısınız çünkü gerçekten çalışa çalışa karşı çıksalar bile hiçbir şekilde direnmişsiniz, yapmışsınız. Sonra da yanılmıyorsam babanız sonunda gelip sizi görüp değil mi? Artık çok gurur duymuş. Ben dünya başkanı olduğum zaman düşün. Dünya başkanıyım, mesleğin. İsviçre'de bir de baktım baba. Yok artık bunu görmem gerekir dedi. Yani o zaman mesleğin ikna dünya oldu. Başkanı oldu. Başka ne istiyorsun lan? Şey var. Babalarda çocukları için hep bir korku vardır. Eyvah. Ya düşerse. Ya bu olursa. Hani var, babalarda var böyle bir şey. Anneler çok üzülürler yemek yemiyorsan falan. Ama babalar çok tehlikeli şeyleri düşünürler. Allah razı olsun. Hiç hep porullar seni. Ben çok şanslıyımdır. Anneden de babadan da. Rahatladılar yani. Sonradan. Ama siz kaç yıl boyunca oradan oraya, oradan oraya birisi 3 sene, birisi 3 ay, birisi değil mi? Hep gizli. Çok uğraştım. Şeyden bahseder misiniz? Hayatınızda tanıştığınız ve sizi siz yapan insanlardan. Yani muhakkak ki yanında çalıştığım adamların çok tesiri oldu üstümde. Yani yazı işlerindekiler, gazetecilikteyken, tiyatroda Haldun Dorman, yani her yerde. Şey şu benim, şansım. Şansım ben hangi işe girdimse patronum iyiydi. Bana çok şey öğretti. En büyük şanssızlık çalıştığın yerdeki patronun aldırmaz olması. Yani işim gücüm var seninle uğraşamam demesi. Çünkü sen kadınsın, orada çalışıyorsun, ne olacaksın? Ya sekreter olacaksın değil mi? Ya bilmem ne yardımcısı olacaksın. Önem vermiyorlar. Şimdi bilmiyorum. Benim zamanımda öyleydi. Kadına çok önem vermezlerdi.
çalıştığı zaman. Ama benden başa çıkamadılar pek. Zaten birdenbire kucağınızda, mesela bilmediğiniz bir iş 3 ay önce öğrenmişsiniz, birdenbire başına geçiyor. Halkla ilişkiler. Hanımefendi, halkla ilişkiler ne diye ben. Eve geldim, kitaplar aldım, çalıştım falan. Allah'tan ki bana uydu. Uymayabilirdi de. Ama sonra da herkes size gelmeye başladı, öyle değil sonra mi? Sonra dünya başkanı oldum. Peki burada mesela şunu söyleyebilir misiniz? Özellikle bir şeye temayülünüz varsa, yani yatkınlığınız varsa onu bir şekilde kovalamak mı gerekiyor? Her zaman tabii, böyle bir... Mutlaka. Senin kovalaman lazım. Yani annen baban niye kovalasın? Sen kovalayacaksın. O zaman bakıyorsun. Daha büyük bir kovalama hissin var mı, yoksa baş ver, yapmayacaksın. Çok mühim şey. İstediğini yapmak. Çok. Ayrıca da en büyük şans sevdiğin şeyi keşfetmek. Burada bir şey var. İngilizce. Ballroom dancing made a man of me. Alay ediyor. Yani balolarda dans ettim de adam oldum. Var mı böyle laf yani? Bayağı dekadan bir laf aslında. İstersen dans etme. Çocuklara bir çay, bir şey ikram etmedin. Çok ayıp. Etti. Etti mi? Etti, sağ olsun. O zaman bana etmemişsin. Betül Hanım, siz bir sofradan bahsettiniz. Mustafa Kemal Atatürk size geldiğinizde bir tuzluk göstermiştiniz bana. Biraz o günü anlatabilir misiniz? Şey şu, Gazi. Atatürk demiyoruz biz o zaman. Gazi geldi bize. Sarıyer'de oturuyoruz. Ankara'da mı, İstanbul'da? Yok, Sarıyer'deyiz. Sarıyer'de Koçtaş suyu falan, baba, büyük baba onu bulmuş. Gazoz şey var. Fakat büyük babam aynı zamanda Şikadariye Vapurları'nın da başkanı. Yani Boğaz'da gezen bütün gemiler ondan soruluyor. Tabii dolayısıyla Atatürk ilgileniyor. Boğaz falan filan. Büyük babama geliyor. Necmettin Molla çok meşhur bir adam o zaman. Yemeğe geliyor. Biz 20-24 kişi oturuyorduk her gün yemeğe. Böyle uzun bir masa, masanın başında Atatürk oturtuyorlar. Her zaman büyük baba otururdu. Yanına da büyük baba oturuyor falan. Nasıl oluyor? Ben o zaman 4 yaşındayım ve konuşamıyorum işte. Bu şeyden. Annem Almanca konuşuyor, babam Arapça falan. Atatürk'ün ekmeğini büyük baba belli etmeden çalıyor. Atatürk ondan lokma alıyor, yiyor. Onun gerisini alıyor. Bana yediriyorlar. Büyük babam derdi ki, ondan sonra susmadın derdi. Sonra konuşmuşum güya. Hala da çok büyük bir hayranlık besliyorsunuz değil mi? Atatürk'e. Başka türlü. Yani gerçekten öldüğü zaman, biliyorsun 9-10 kişi öldü. Şeyde, kalabalıktan. Anlatamam sana İzdam neydi. İzdam vardı değil mi? İstanbul. Hepimiz gittik. Dolaştık şeyin etrafında. Anıtkabir. Dolmabahçe'de. Dolmabahçe'nin girişine büyük bir salon vardı. Onun tam ortasına adamın tabutunu koydular. Onun etrafında yürüdük. Ay, ağlamalı, ne bağırmalı. Kaç kişi öldü ya kalabalıkta. O başka bir zaman. Çok kötüydü. Cumhuriyet kadını olmak deyince aklınıza ne geliyor? Ne deyince? Cumhuriyet kadını olmak. Kadın olarak ilerlemek. Yani Cumhuriyet kadınına görev verildi. Adam ol, yürü. Çünkü Cumhuriyet kadını dediği çocukları büyüten kadın. Çocukları büyüten kadın, eğer çocukları büyütemezse bitti Cumhuriyet. Cumhuriyet yok. Onun için Cumhuriyet kadınını evvela. Pek çok Avrupa ülkesinden önce bize seçme ve seçilme hakkı verdi. Öyle değil mi? O kadar kolay geçmemiş o kararlar. Çok şeyler oldu. Çok problemler oldu. Ama kadını yücelttiler. Şimdi kadın hocalar oldu, anladın mı? Öğretmenler, hocalar, kadın. Çok iyi oldu o. O köy enstitülerinde de değil mi? Kadınlara hürmet arttı. Kadın yazarlar çıktı falan, hiç yok olmuyor. Allah'ım, senaristler falan.
Safiye Ayla diye bir kadın şarkı söyledi hanımcığım. Yani. Ve flört etmedi. Ben mesela Safiye Erol inanılmaz, yani o kadar güzel yazarlar var ki. Ve mesela savaş muhabirliği yapıyor, gazetecilik yapıyor. Herkes erkek, bir tek o kadın. Bunun gibi böyle örnekler var. Nezihe Muhittin. Her tarafım kitap. Evet, görüyorum çok. İçeride de var. Tüm kitap. Ha götüreyim sizi oraya. Gittin mi sen arkaya? Ha gittin mavi odaya, tamam. Sen gittin mi mavi odaya? Sen? Evet. Tamam, odaya gitmiş. Sen? Birazdan röportajdan son, mavi sonra odaya gideriz. Mavi deyince aileden mi geliyor bu? Ezraki, mavi oda. İşte onun için maviye boyadım ben. Ailemden dolayı. Ama kitap. Ve kitaplar eskilerden geliyor. Hala okuyorsunuz değil mi? Ya tabii bazıları yeni Türkçe, bazıları eski Türkçe. Onlar ailenin kitapları. Okumam imkanı yok. Evet, bugün sevgili Betül Mardin'in evindeydik. O bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. Gerçekten evet, müteşekkiriz. Ha. Onunla birkaç saattir gerçekten çok güzel şeylere değindik. Hayatından değişik kesitleri dinledik. Çok önümüzdeki hafta ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun Betül Hanım.